kadınların insan haklarının korunması için kadınlar olarak meydan okuyoruz. Biz varız. Sesimizle, sözümüzle, zihnimizle, emeğimizle, gücümüzle, samimiyetimizle, hoşgörümüzle, sevgimizle, insancılığımızla varız ve kadınların bu varoluşunu görmezden gelmeye de kimsenin gücü yetmeyecek. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Ben kişisel olarak İstanbul Sözleşmesi'nin tarafıyım. Bunu çeşitli sivil platformlarda imzamı da koyarak ortaya koymuş biriyim. Keza İstanbul Sözleşmesi sürecinde parlamenter olarak görev yaptım. Kadın erkek fırsat eşitliği komisyonun üyesi olarak da 6.284'ün oluşumuna da gerek komitede gerek parlamentoda destek verdim. Hayatım önce de yaptığım en iyi çalışmalardan parçası olduğum en iyi çalışmalardan biri olarak gurur duyacağım bir unsurdur. Ama burada bir gerçekten kökü bu değişim ve dönüşümle hemhal olamayan ve bundan ürkmüş ve değişime karşı şiddetle direnerek değişimi durdurabileceğini veya yok edebileceğini düşünme noktasına gelen belli gruplar, kişilerden bahsedebiliriz. Bir de bununla birlikte burada bu önyargılar çerçevesinde oluşan ve tek boyutlu okuma üzerinden biraz da niyet okuma üzerinden ikisi harmanlanarak burada bu yazıyorsa demek ki buradan şöyle bir bakış yürüyecektir diyen bir yaklaşımla karşılaşıyoruz. Ama asıl olan bununla birlikte toplumda yapılan saha çalışmalarında şunu görüyoruz ki İstanbul Sözleşmesi henüz daha bilinmiyor. Yani geniş toplum kesimlerine çıktığımızda. Yani bir tarafta diyelim ki işte sayı rakam veremeyiz ama belli bir grup var sonuna kadar bu doğru bir metindir ve meramı budur. Düşündüğünüz gibi değildir. Yani öngördüğünüz türdeki aileye, topluma, değerlere saldırmak değil, tam tersi değerlerimizle birlikte ama aynı zamanda da daha eşitlikçi, adil, hakkın, hukukun korunduğu, şiddet olaylarının kadınlara yönelik çok daha azaltıldığı, çünkü yani ortadan kaldırmak desek yani bu insan doğasıyla sanıyorum bağlantılı değil. Ama ne kadar azaltabilirsek, ne kadar yani bunu geriye itebilirsek insanlık adına en büyük kazanımdır bana göre. Bir niyetimiz bu ve bunu demek istiyor diyen ki geçtiğimiz aylarda imzacılarından biri de bendim. İşte bir deklarasyon metniyle tırnak içerisinde muhafazakar değerlere de sahip olan insanların bu anlamda taraf olduğunu gösteren bir metin de ortaya çıktı. Yani sadece tek boyutlu bir karşı çıkışın olmadığını, tek boyutlu bir desteğin olmadığını da ifade etmek anlamında bence çok değerliydi. Bu sözleşme bilinmiyor ve sloganik ifadelerle kim kime ulaşırsa en fazla İki tane, üç tane slogan üzerinden böylesine kadınların şiddet görmesinin engellenmesi, kadınların toplum nezdinde ötelenmesinin, örselenmesinin önüne geçilmesi için son derece iyi niyetle ve detaylı çalışılmış bir metinin dahi şablonlara ve hangi şablon kime ne kadar ulaşmışsa şeklinde bir sarmala sıkıştırılmaya çalışıldığını görüyoruz ki bence esas problemli olan kısım bu. Dolayısıyla da bunun önüne geçebilmek adına şu anda hani tırnak içerisinde bu tür çatışma alanlarına yoğunlaşmak yerine bu sözleşmenin gerçekte neyi anlattığının bütün kadın sivil toplum kuruluşları tarafından nasıl hayatın inşası için ne gibi unsurlar sunduğunu geniş toplum kesimlerin ama bilhassa mağdur kadınların yoğunlaştığı toplumsal sınıflara, toplumsal katmanlara yaygınlaştırmak adına yapılacak çalışmaların tırnak içerisinde beyhude tartışmalarla vakit kaybetmekten daha değerli olduğunu düşünüyorum ve kişisel olarak da şu anda hükümetinde böyle bir değerli kazanımdan geri adım atacağını da hiçbir şekilde düşünmüyorum.
kadınlar gerilediği zaman hayat geriliyor. Toplumlar geriliyor. Yani bütün alanlar birden aslında geriliyor. Bunun içinde sadece kadınlar da yok işte. Toplumun tamamı var. Türkiye'de de yaşanan bu gerçekten ciddi gelişime rağmen genel yani uluslararası değerlendirmelere baktığımızda ortalarda bir yerde konumlanıyoruz. Ama elbette ki biz ülkemiz adına her zaman iyi vardır ama iyinin daha iyisi vardır ve orayı hedeflemekle mükellefiz. Bu anlamda da bana göre iki ana alanda çalışmaların yoğunlaşması gerekiyor. Bir tanesi Türkiye'yi daha ileri sıralara yükseltmek de tabii bunlar hepsinin önemlisi. Kendimiz için bunu yapıyoruz. Yani bir sıralamada iyi bir yerde yer almak uluslararası prestij açısından anlamlıdır ama asıl olarak biz kendi geleceğimiz için bunu yapıyoruz. Ve bu noktada bir uzun vadede toplumsal dönüşüme hizmet edecek nitelikte. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin ben anaokulundan itibaren tüm eğitim süreçlerine derc edilmesinin geleceğe tohum atmak adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu kavrama yönelik haksız, bana göre bilgiden eksik ya da ön yargılı yaklaşımlardan farklı ve daha başka bir şey toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı. Çok istismar edildiğini düşündüğüm bir kavram, haksız yere. Başka dertleriniz varsa onları başka platformda konuşun ama bunu lütfen istismar etmeyin demekten başka ve tabii lütfenin yanı sıra da hakikati ifade etmekten başka da seçenek yok. Ama uzun vadede daima biliyorsunuz gerçek biraz geriden gelir ama mutlaka öne geçer ya ben hakikatin kazanacağını düşünüyorum. Ve bu noktada bir dediğim gibi bütün bu eğitim kesimine erken yaşlardan itibaren bu eğitimlerin derc edilmesi, yine kamu kurumlarının tamamında özellikle işte bir dönem çok yaygındı hatta bu tür eğitimler. İşte jandarma, hakimler, polisler gibi kritik alanlardaki kamu kurumlu görevlileri başta olmak üzere. Kamu kurumlarında dolayısıyla yani yetişkin nüfusa bu perspektifin özellikle bu konularda karar alan veya süreci kesintiye uğratma veyahut da güçlendirme imkanı bulan görev alanlarındaki unsurlara yönelik. Bu tür eğitimler yine halk eğitim merkezleri gibi belediyelerin bünyesindeki eğitim merkezleri gibi bütün bunların içerisindeki bütün eğitimlerin yani eğitim sürecinin tamamına yetişkin eğitimi de dahil bu konseptin dahil edildiği bir tasavvurun, genel bir tasavvurun hakim olmasına çok önemli olduğunu bu noktada işte ASTEP projesi gelişiyor bu aile destek projesi. Bunların içerisindeki kontrol mekanizmalarında bu konunun da etkin bir unsur olarak değerlendirilmesi ve cezai müeyyidelerden cezai müeyyideler mutlaka olacak ama cezai müeyyidelerden çok daha fazla bir biçimde iyi örneğin ödüllendirildiği ödül mekanizmalarının kamu kurumlarından medya kuruluşlarına kadar yaygınlaştırıldığı bir sosyal düzlemin tüm bunların bütünleşik bir bakış açısıyla kullanılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama kısa vadede de ben uzun yıllar karşı çıktığım bir hususta onu da belirteyim. Ama kota uygulamalarının küresel ölçekte ve ulusal ölçekteki değerlendirme neticesinde ve anayasada da artık pozitif ayrımcılık ilkesinin olmasını da verdiği güçle kota uygulamalarının siyasetten şirket yönetim kurullarına kadar ki dünyadaki trend biliyorsunuz artık bu yerleştirildiği hatta odaların yönetimine kadar yerleştirildiği bir bakış açısının özellikle yerel yönetimlerde neredeyse kadının tırnak içinde yok olduğu bir düzlemde yaşadığımızı düşünecek olursak bunun kısa vadede değişmesine dair kararlılık da bu tür uygulamalarında ayrıca uzun vadeli sonuç verecek, kalıcı sonuç verecek. Yani uzun vadeli sonuçlar şundan emin olabiliriz ki kota uygulamalarını kendiliğinden bir gün gereksiz hale getirecek bir sosyal düzlemi inşa eder. Ama o sosyal düzlemin gelmesini bekleyene kadar geçeceğimiz süre ve nesiller ki işte malum bir takım uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmelerde hep aşağı yukarı aynı rakam 200-250 yıl arası kadınlarla erkekler arasındaki
eşitliğin sağlanması için süre var diye bir ifade, daha doğrusu bir tespit ortaya çıkıyor. Belli göstergeleri ele alıp değerlendirdik. Yani 250 yıl beklemeyelim yani bence, çünkü dünya beklemiyor. Ve diğer taraftan yani ulusal menfaatler açısından da baktığımızda kadınların daha adil, daha hakça hayatı paylaşabildiği bir düzlemin inşası, ülkelerin yarının dünyasında ayakta kalması ve var olması için yaşamsal bir faktör. Yani dediğim gibi bir taraf geride kalıp öbür yarı isterse kendini katlayarak geliştirsin. Diğer toplumlar her iki yarıyı da benzer şekilde geliştirmenin yol ve yöntemlerine odaklanıyorsa rekabetçi olmak son derece zor olacaktır. Dolayısıyla hem insani hassasiyetler hem de ulusal menfaatler bağlamında baktığımızda böyle bir kavrayışın daha yaygın bir biçimde hakim hale gelmesi, yapılanların üzerine her zaman yapılacaklar vardır, onların ilave edilmesiyle bir geniş ilerlemenin hızlandırılabileceğini düşünüyorum.